Uzun zamandır heyecanla beklenen Apple Yapay Zeka Günü gerçekleşti. Apple Yapay Zeka Günü diyorum çünkü yapay zeka demediler. Apple Intelligence. Apple zekası dediler, hep böyle isimlerle oynamayı severler. Çok enteresan şeyler anlatıldı. Anlatılan ürün özelliklerinin bir kısmı zaten bir süredir Android cihazlarda var. O yönü çok heyecan verici değil bence. Ama iki açıdan Apple'ın yapay zeka yaklaşımı şu ana kadar gördüğümüz en gelişkin yaklaşım aslında. Bir tanesi doğrudan doğruya işletim sistemine entegre olmuş olması. İkincisi de müthiş bir kişiselleşme. Bunun üzerine bir de tartışmalı biraz bir güvenlik meselesi ekleniyor. Ama şimdi gelin önce Apple'ın dün neler duyurduğunu 5 dakikalık kısa bir videoda beraber izleyelim. Apple zekası neler yapabildiğini burada bir görelim. Daha sonra bütün bu gördüklerimizin hem genel olarak yapay zeka endüstrisi üzerinde hem de Apple üzerinde ne gibi etkileri olabilir? Şirket değerlemeleri nereye gidebilir? Şirketin performansı nereye gidebilir? Bunları bir değerlendirelim. Anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Unutmayın ben Apple ve Nvidia yatırımcısıyım. Zaten o yüzden pek tarafsız olmayabilirim. İkincisi de öyle bir yetkim yok. Ama ben Apple'ın anlattıklarını çok çok ilginç buldum ve üzerine kafa yormaya değer diye düşünüyorum. Bir yatırımcı değilseniz bile gelecek neye benzeyecek, elinizde tuttuğunuz cihaz hayatınızı nasıl değiştirecek, daha da önemlisi belki hayatınızın daha da önemli parçası haline nasıl gelecek, bütün bunları anlatmaya çalışacağım. Apple yapay zekasının yararlı olduğu alanlardan bir tanesi yazı yazmak. Bir e-maili yazarken mesela tonunu belirleyebiliyorsunuz. Daha dostça mı olsun, daha profesyonelce mi olsun. Proofread denen özelliği var. Yazdığınız şeyin gramer olarak, imla kurallarına uygunluk olarak kontrolünü yapabiliyor. Veyahut da uzunca bir mail yazmışsanız veya size uzunca bir mail gelmişse onu özetleyip bullet pointler haline dönüştürebiliyor. Tabii ki Apple'ın yapay zekası emoji sevenlere de seslenmiş. Kendi emojinizi tasarlayabiliyorsunuz. İster surf yapan bir dinozor düşünün, ister bir DJ sincap. Daha hoş bir özelliği de var. Sizin fotoğraf stüdyonunuza gidip bir tanıdığınızı da yine bir emojiye dönüştürmek ve o emojiye istediğiniz karakteri büründürmek mümkün. Tabii ki Apple'ın yapay zekası görsel tasarımda da size yardımcı. Tıpkı Midjourney veya Dolly'de olduğu gibi emirler yazarak kendi görsellerinizi yaratabiliyorsunuz. Bunlar illüstrasyon olabiliyor, animasyon olabiliyor, sketch olabiliyor ve bunları oyun sahası adı verilen bir yerde şekillendirip istediğiniz yerde kullanabiliyorsunuz. Görsel yaratımında Apple'ın bir avantajı var. Sizin fotoğraf albümünüzdeki kişileri tanıyor. Bu sayede mesela annenizi bir süper kahraman olarak çizmeniz de mümkün. Apple Intelligence'ın hoşuma giden başka bir özelliği de Image Vent dedikleri yapı. Burada bir sketch'in etrafını çevirip Apple kaleminizle onu muazzam bir görsele çevirebiliyorsunuz. Orada yapay zeka hem o sketch'i görüyor hem de oradaki metni okuyor ve buradan size özgü bir görsel yaratabiliyor. Sunumda en merak ettiğim konulardan bir tanesi Siri'deki değişiklikler neler olacaktı? Çünkü hatırlıyorsunuz OpenAI'nin sunumunda büyülenmiştik. Scarlett Johansson'ın sesli bir hanımefendi bizleri büyülemişti. Siri o kadar büyüleyici gibi değil ama eski Siri'ye göre çok gelişmiş gerçekten. Bir kere burada doğal dili anlama becerisi gelişmiş çünkü arkada bu da bir büyük dil modeli kullanıyor. Siz bir şeyler biraz yanlış söyleseniz bile onu düzeltebiliyor. Ve Siri'ye artık sadece sesli olarak değil yazıyla da soru sorabiliyorsunuz. Tam anlamıyla bir kişisel asistana dönüşmek konusunda ciddi yol almış. Şimdi anlatacağım özelliği ise bence Apple'ın yapay zekasını rakiplerden ayıran en önemli konu kişisel bağlam. Yani sizi tanıyor. Mesela anneniz bir uçak seyahatiyle geliyorsa Siri'ye sorduğunuz annem kaçta geliyor diye onun anneniz olduğunu anlıyor. Annenizle olan son yazışmalara bakarak uçak saatinin kaçta olduğunu buluyor. Hatta gidip gerekli kontrolleri yapıp uçakta rötar olup olmadığını da bilebiliyor. Ve havalimanına gitmeniz ne kadar süre hesaplayıp size alarm çalabiliyor. Akşam annenizle bir program yapmamışsanız o konuda da size yol gösteriyor. Bu kişisel bağlam meselesi bence en üstün yönü ve hiçbir rakip buraya gelemez gerçekten. Çünkü ChatGPT gibi modeller biliyorsunuz genel veriye bakıyorlar. Burada ise tamamen size özel bilgilerle çalışan bir kişisel yapay zeka var. Bu kişiselleşmenin başka avantajları da var. Mesela aldığınız mesajları önceliklendirebiliyor. Kimden geldiğine bağlı. Çünkü patronun kim olduğunu biliyor, hanımın kim olduğunu biliyor. Veyahut da fotoğraflarınızı tanıyor. Fotoğraftakinin çocuğunuz olduğunu anlıyor. Mesela oğlumun geçen sene kırmızı kıyafetiyle balık tuttuğu görselleri bir yere getir, ondan bana bir film üret dediğinizde size bir film çıkarabiliyor. İşte burada bu kişiselleşmiş size özel yapay zekanın büyük avantajlarını görüyoruz. AI for the rest of us. Geri kalanlarımız için yapay zeka. Aslında Apple her zamanki gibi teknolojiyi daha geniş kitlere ulaştırmak konusunda önce olmaya çalışıyor. Çünkü sunumda izlediğimiz hiçbir şey çok öncü değil. Benzer yapay zekaları daha önce gördük. Özellikle görsel yaratma gibi, yazıları düzeltme gibi, çeviri gibi konularda zaten bir sürü etkin yapay zeka var. Fakat Apple diyor ki bunun için ayrı ayrı aplikasyonlar kullanmana, yapay zeka öğrenmene gerek yok. Ben bunu işletim sistemi içerisine gömdüm. O yüzden kullandığın bütün aplikasyonlarda bunlar doğal olarak çalışacaklar. Birinci büyük
büyük fark bu. Ve bu işletim sistemi içine gömülü olması zaten kişiselleştirmeyi de mümkün kılıyor. Burada Apple sizi anlayan, sizin bağlamınıza, sizin hayatınıza tam entegre ve bunu işletim sistemi seviyesine yaptığı için de doğal olarak akan yeni bir aplikasyona, yeni bir yapay zekaya hiç ihtiyaç bırakmayan bir çözüm bütünü sunuyor. Ben bunu son derece etkileyici buluyorum. Ve unutmayın, Apple dünyada 1 milyon üzerinde cep telefonu, 2.2 milyar civarında da toplam cihaza sahip. Bu yüzden de müthiş bir yapay zeka dağıtım makinesine dönüşecek. Yani daha evvel yapay zekaya erişmeyen, onu kullanmayan, onu anlamlı görmeyen, dün bununla ilgili attığım tweetlerdeki yorumlarda gördüğüm bir sürü insan yapay zekaya karşı veya anlamsız görüyor. Bir anda hayatlarında bunun ne kadar çok şeyi pratik şekilde çözebildiğini, hem eğlence sağlayabildiğini, işte demin gördük, kendi emojilerinizi yaratabiliyorsunuz, görseller yaratabiliyorsunuz, hem verimini artırabildiğini, size gelen mesajlar içerisindeki en öncelikliyi seçme, ona otomatik olarak cevap yazma, hem kalitenizi yükselttiği, yazdığınız metnin daha kaliteli hale gelmesi, farklı şekilde ifade edilmesi, özetlerin çıkarılması ve bir yandan da bu kişiselleşme sayesinde kendinizi ifade etmenin daha kolay yollarını gösteren bir yapay zeka ile karşı karşıyayız. Ama burada da bitmiyor. Şu ana kadarki ChatGPT gibi mesela yapay zeka uygulamanın çok büyük bölümünde bir bilgi arıyorduk veya bir şey ürettiriyorduk. Burada ise aksiyon aldırılabiliyor. Ne demek istiyorum? Mesela eşinizin size gönderdiği bir podcast var. Hatırlıyorsunuz o podcast'ı ama nereden göndermişti, nasıl paylaşmıştı hatırlamıyorsunuz. Siri'ye soruyorsunuz. Bana eşimin gönderdiği şu konuyla ilgili bir podcast vardı. Lütfen onu bul ve oynat diyebiliyorsunuz. Bu şekilde aslında ilk defa yapay zekanın aksiyona dönüştüğü ve hayatımızı basitleştirdiği bir yere doğru gidiyoruz. Mutlaka önümüzdeki dönemde Apple yapay zekası aplikasyonları açacak. Mesela yemek siparişinizi Siri üzerinden sesli verebileceksiniz. Kompleks bir seyahat organizasyonu orada planlayabileceksiniz. Veyahut da bir toplantı notunu arayıp bulamamışsanız onu bulup size özetleyip getiriyor olacak. Yani artık karşınıza sadece bilgiye ulaşan veya sizin için bilgi üreten Generative AI örneklerinde olduğu gibi bir yapay zeka yok. Doğrudan doğruya günlük hayatınıza katılmaya başlayan bir aksiyon yapay zekası da var. Bu özellikler önümüzdeki günlerde mutlaka kuvvetlenecek. Apple bunların ön işaretlerini bize verdi. Yapay zeka ile ilgili en çok korkulan diğer konu da kişisel verilerin veya bir kurumsal veri setinin güvenliği nasıl sağlanacak? Çünkü mevcut yapay zeka uygulamalarının tamamında siz yapay zekaya bir emir verdiğinizde o buluta, yani internete gidiyor ve işlemler orada yapılıyor. Apple burada 3 aşamalı bir yaklaşım getirmiş ve bence mükemmel olmasa da diğer pek çok yapay zeka çözümüne göre kişisel güvenlik burada daha kuvvetli. Öyle de olması gerekiyor bu arada. Çünkü bir cep telefonu elindeki kişisel veri kadar kişisel veri başka hiçbir yer yok. Ben tahminim söylüyorum, cep telefonum beni eşimden bile iyi tanıyor. Bu çerçevede 3 boyutlu bir yaklaşım var. Siz Apple yapay zekasına bir emir verdiğinizde, örneğin Siri üzerinden sözlü bir emir verdiğinizde önce ben bunu telefonu içerisinde çözebilir miyim diyor. Apple telefonları oldukça kuvvetli silikonlara, çiplere sahipler. Özellikle yeni versiyonlarda ve pek çok basit yapay zeka meselesini burada çözüyor gibi gözüküyor. Eğer bunu burada halledemezsem Apple Bulut'a gidiyor. Apple Bulut'ta Apple'ın kendisine ait özel mikroçipler çalışıyor. Apple Nvidia'ları değil, Apple silikonları kullanıyor burada. Ve orada diyor ki Apple, ben bir private cloud, yani kişiye özel, gizli, kapalı bir bulut yarattım. Tartışmalı mesele tabii, çünkü bir şey internette bir kere gittiği zaman hacklenmesi vesaire mümkün olabilir. Fakat Apple diyor ki burası sana ait özel bir alan olacak. Bunu istediğin gibi denetleyebilirsin. Buradaki yazılım kesinlikle veriyi başka bir yere sızdırmıyor. Bu veriyi burada kayıt da etmiyor, sadece işini görmeni sağlıyor. Daha sonra da o veri oradan yok oluyor ve bunu bağımsız yazılımlar denetleyebilirler diyor. Ne kadar güveneceğiz, akaba inanacağız. Tabii hep tartışması konusu olabilir bunlar ama yine de Apple'ın bazı hatalarına rağmen güvenlik konusunda en iyilerine bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Fakat bir üçüncü boyut var. İşte orada işler biraz karışıyor. Apple diyor ki benim yapay zekamın dışındaki yapay zekalara erişimi de açacağım. ChatGPT de bunun birinci örneği olacak. Yani siz Apple yapay zekasından bir şey istediğinizde önce telefonun içinde bunu çözmeye çalışacak. O zaman zaten güvenlik sorunu yok. Sonra Apple Bulut'ta çözmeye çalışacak. Güvenlik sorunları nispeten kontrol altında diye güveniyoruz. Ama eğer orada da çözülmezse ve eğer siz izin verirseniz ChatGPT'ye doğrudan doğruya kapı açılacak. İşte burada güvenlik konusu tabii ön plana çıkıyor. Elon Musk dedi ki eğer de Apple'ın işletim sistemi içerisinde ChatGPT'ye direkt entegrasyon varsa Tesla tesislerine Apple telefonları sokmam. Bu büyük bir güvenlik problemidir. Ben pek emin değilim. Çünkü zaten yapay zeka
zeka uygulamaları cep telefonumuz üzerinde var. ChatGPT'yi zaten ben bir süredir kullanıyorum. Burada ChatGPT işletim sistemine doğrudan entegre mi? Yoksa kullanıcı özellikle açtığı zaman mı ancak bağlı kısıtlı bir bilgi alıyor? Onu tam anlamadım ama muhtemelen Apple buradaki güvenlik meselesini çözümlemiştir diye düşünüyorum. Ve bu aslında bence Apple'ı daha kuvvetli hale getiriyor. Çünkü ChatGPT şu andaki en büyük dil modeli ve o dil modelinin güçlü özellikten yararlanmak Apple cihazlarını aslında daha kuvvetli hale getiriyor. Ama dediğim gibi burası tartışmaya açık bir nokta. Bütün bunların yapay zeka endüstrisi üzerinde etkisi ne olacak? Yapay zeka endüstrisi büyüyecek. Çünkü şu ana kadar yapay zeka hiç kullanmamış veya bir kere ChatGPT kullanıp sonra bırakmış milyarlarca insan yapay zekayı günlük hayatlarının bir parçası olarak görecekler. Bu hemen olmayacak tabii. Bir kere her Apple cihazı buna uygun değil. Mesela cep telefonlarında Pro 15 Max üzeri cihazlarda bu geçerli olacak diyor. Yani yakında çıkacak 16 cihazlarında. Yine laptoplarda, desktoplarda ve iPad'lerde de belli mikroçip kapasitelerine ihtiyaç var. M serisi çiplere veya A17 Pro'lara ihtiyaç var. O yüzden her cihazda bu olmayacak. Artı şu anda gösterilen özelliklerin hepsi hemen hayatımıza girmiyor. Sonbahardan itibaren aşama aşama gelecekler. Bir de bunun üzerine unutmayın. Dün izlediğimiz konferans bir geliştiriciler konferansı. Yani burada bağımsız aplikasyon geliştiricilerine gösteriliyor neler yapılabildiği ve onlara kapılar açılıyor, API'ler açılıyor. Ve eminim şu anda pek çok bağımsız yapay zeka geliştirici Apple'ın bu sistemine nasıl entegre olabilirim, buna özgün nasıl aplikasyonlar geliştirebilirim, bunları çalışmaya başladılar bile, yakında ilk örneklerde göreceğiz. Peki bütün bunlar şirket için ne anlama geliyor? Yeni bir büyüme döngüsünü önü açıyor aslında. Çünkü eninde sonunda Apple hala cihaz satarak para kazanan bir şirket. Uzun zamandır iPhone'larımızı yenilemek konusunda pek bir gerekçe koyamıyor önümüze ve biliyoruz ki dünyada yenilenmemiş yaşı 4-5 yılı geçen epey büyük bir iPhone envanteri var. Net bir sebep veriyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ben yapay zeka ile ilgilenmiyorum. O iş öyle olmayacak. Yanınızdaki arkadaş yapay zeka ile bir şeyler yapabildiğinde siz onu yapamadığınızda ona özeneceksiniz. Bu yüzden özellikle üst model cihazlarda iPhone 15 Pro Max ve yeni gelecek iPhone 16'larda ciddi bir satış artışı olacağını düşünüyorum. Şu anda iPad Pro'ların ki onlar yapay zeka uygun satışların çok hızlandığını, arttığını biliyoruz. Bu Apple'a hemen çok hızlı değilse de önümüzdeki birkaç yıla yayılan yeni bir büyüme ivmesi getirecek. Biliyorsunuz Apple'ın en büyük sorunu iPhone satışları büyümüyor. Satüre oldu. Çünkü hem cep telefonu pazarı zaten satüre. Herkes artık cep telefonu var. Hem de özellikle Çin'den gelen ciddi bir rekabet baskısı var. Apple burada kullanıcısına yeni bir bahane sunamıyordu cihazı değiştirmek için. Burada bence önemli bir bahane sunuluyor. Bu nedenle Apple'ın hala amiral gemisi olan iPhone satışlarında özellikle üst modellerde kuvvetli bir artış döngüsüne girdiklerini düşünüyorum. İkincisi bu yazılım geliştirmecileri ne yapacaklar? Aplikasyonlar geliştirecekler. Apple'da ne yapacak? O aplikasyonlar üzerinden para kazanacak. Apple'ın son dönemlerde en hızlı büyüyen ciro kalemi, hizmetler kalemi ve hizmetler kaleminde de ciddi ciro artışı göreceğiz. Üçüncüsü özellikle Siri'deki gelişmeler devam ederse burada Siri ile ilgili oldukça güzel şeyler vardı. O bir kişisel asistan haline gelecek ve muhtemelen Siri'ye entegre aplikasyonlardan ayrıca özelde para kazanacak. Örneğin bana yemek siparişini ver dediğinde doğrudan yemek sepetine bağlanıyorsa Siri yemek sepeti biraz daha fazla komisyon ödemeye de hazır olacak. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda Apple'ın tekrar büyüme temposuna gireceğini düşünüyorum. Dün sunulan yapay zeka entegrasyonunun muhteşem olduğunu düşünüyorum ve henüz işin başında olduklarını önümüzdeki günlerde özellikle aplikasyon geliştirmecilerden gelen yeni yazılımlarla beraber daha eğlenceli, daha neşeli, daha günlük hayata katılan yapay zeka uygulamalarıyla karşılaşacağımıza inanıyorum. Bütün bunlar tabii yapay zeka endüstrisini bir bütün olarak da büyütecektir. Çünkü bu insanların neye ihtiyacı olacak? ChatGPT için dedik ama diyor ki Apple ileride başka yapay zeka platformlarına açık olacağım. Kendi Apple'ın bulut sistemleri bütün bunlar ne gerektiriyor? Mikroçipler gerektiriyor. Cep telefonlarında daha kuvvetli mikroçipler, serverlarda daha kuvvetli mikroçipler. Yani büyük bir aslında yapay zeka dünyasına buradan yeni bir müşteri kitlesi katılıyor. Bu nedenle hani Apple'la ilgili hep şu eleştiriler geliyor ama hep geldi zaten. Apple hiç öncü değil, bak rakipler daha öncü. Steve Jobs zamanında da öyleydi aslında. Şimdi tabii hatırlamıyorsunuz Steve Jobs'un çıkardığı her üründen sonra da ama bunu zaten şu cihaz yapıyordu, bunu şu marka yapıyordu denir. Apple'ın taktiği budur. Apple biraz arkadan gelir zamanlama olarak. Onu mükemmelleştirir ve iyi bir tüketici deneyimine dönüştürür. Entegre eder, bütün cihazlarında çalışmasını sağlar ve ondan sonra tüketicilerin hayatını vazgeçilmez bir parçası haline getirir. Ben bu nedenle Apple hakkında da Nvidia hakkında da geleceğe yönelik çok olumluyum. Dün gördüklerim hoşuma gitti. Tabii ki yanılabilirim. Sizin de soru ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum ama ön yargılı bakmamanızı tavsiye ederim. Ön yargılı ve basit düşünüyor insanlar. Bunu zaten şu cihaz yapıyordu. Evet öyle şu cihaz zaten yapıyordu olabilir ama bu kadar entegre, güvenlik meselesi böyle düşünülmüş, işletim sistemiyle beraber ve kişiselleşmiş, sizin kişisel bağlamanızı iyi anlayan başka bir çözüm henüz piyasada yok. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Soru ve yorumlarınızı bekliyorum.